Merhaba arkadaşlar. Mekanik ayırmayı görüyorduk. Mekanik ayırmada filtrasyon düzenlerinde kalmıştık. Şimdi hemen uygulama ekranı paylaşayım ve kaldığımız yerden devam edelim. Filtrasyon bildiğiniz gibi sıvı içerisindeki istenilen maddelerin temizlenmesi esasına dayanıyor idi. Bununla ilgili kısa kısa bilgiler anlatacağız, göreceğiz arkadaşlar. Şimdi filtrasyon nedir? Önce onun tanımından başlayalım. Karışımların filtreden geçirilerek yapılandaki katı ya da yarı katı istenmeyen parçacıkların ayrılması, tutulması işlemine biz filtrasyon adını veriyoruz. Filtrasyonda katı oranı sıvı oranına göre çok azdır. Filtrasyon katıları tutan ve sıvının geçmesine izin veren gözenekli bir ortam, elek veya filtre bezi aracılığıyla katıların bir sıvı içindeki süspansiyondan ayrılması işlemidir. Arkadaşlar ekranda bu filtrasyonun esası görülmektedir. Bakın buradan besleme yazıyor. Beslemeden karışımı veriyorsunuz. Yani süspansiyon şeklinde sıvı içerisinde askıda kalan, işte sıvı içerisinde bulunan katıların temizlenmesi amacıyla istenmeyen diyelim ona. İstenmeyen maddelerin temizlenmesi amacıyla besleme yapıyorsunuz. Burada bir filtre elemanı var. Buna filtre tablası da deniyor. Filtre elemanı, filtre tablası ve buradaki deliklerin yapısı biliyorsunuz şeyde görmüştük, tanelerin ayrılmasında farklı farklı oluyordu. Burada da farklı farklı yapılabilir ama tabii buradaki delikler çok küçük arkadaşlar. Tanelerdeki gibi değil. Çok küçük gözeneklere sahip buradaki filtre elemanı ya da filtre tablası. Geliyor. Burada katılar geçemiyor. O filtre tablosu gözeneklerinden sıvılar geçiyor ve katılar burada toplanıyor. Arkadaşlar şeyde hemen şuradan bir iki kavramdan da bahsedelim. Filtrasyon çözülmeyen katıların bir katı sıvı süspansiyondan ayrılmasının gözenekli bir membrandan mekanik veya yer çekimi kuvveti uygulanarak yapıldığı işlemdir. Katılar gözenekli ortamda tutulur ve filtre keki adı verilen bir katman oluşturur. Filtrasyonda gözenekli yapıda olup filtre olarak adlandırılan ve çözünmemiş parçaların tutulmasını veya ayrılmasını sağlayan bir malzeme kullanılır. Filtre yüzeyinde veya filtre içinde tutulan parçacıklara kabaca artık denir. Yüzeydeki artık kütlesine ya da filtrenin yüzeyinde oluşan tortu kütlesine filtre keki denir. Arkadaşlar bu filtre kek biraz değişik gelebilir size ama İngilizce'deki kek sözcüğünden türemiştir. Yani çevirmelerde cake yani kek İngilizce kek kelimesinin Türkçe'ye karşı olarak çevirmiştir. Aslında bu tortu olarak da çevrilebilirdi ama genelde bu tür yayınlarda gıda işleme ile ilgili yayınlarda kek geçtiği için ortak terim olması açısından kek kullanıyoruz biz de. Tortu kütlesine filtre keki denir. Parçacıklarından ayrılmış akıcı karışıma da süzüntü filtrat denir. Yani elde edilen kısma, sıvı kısmına filtrat ya da süzüntü adı verilir. Gözenekli ortamda filtre ortamı olarak adlandırılır. İşte filter medium diye. Meyve suyunun süzülmesinde süzüntü yani filtrat gerekli faz olan berrak öz sudur. Burada arkadaşlar filtrat dediğimiz ya da süzüntü dediğimiz esas işimize yarayan kısımdır. Örnek vermişiz meyve suyunun süzülmesinde filtrat ya da süzüntü gerekli faz olan berrak öz suyudur. İki fazın ayrılması için itici güç yer çekim kuvveti veya mekanik kuvvet olabilir. Yani oradaki karışımı filtre ortamına getirdiniz. Filtre ortamından geçmesini sağlayan, sürtünme yetmesini sağlayan
güç, bir kuvvete ihtiyaç vardır, güce ihtiyaç vardır. O ya yer çekim kuvveti olabilir veya ayrıca siz bir pompayla ona bir hareket verebilirsiniz. Mekanik kuvvet oluşturabilirsiniz. Ortamdan süzüntünün akışına neden olmak için basınç ya da vakum kullanılır. Basınç ya da vakum oluşturmak için de bir kompresöre ya da pompaya ya da aspiratöre ya da vantilatöre ihtiyacınız var. Filtrasyon sadece filtre kekinin elde edilmesi amacıyla yapılıyorsa bu işlev için kek süzme yani kek filtration ifadesi kullanılır. Arkadaşlar bakın burada filtrasyon kekinin oluşumu gösterilmiş. Orta kısımdan süspansiyon ya da karışım giriyor. Orta kısımdan giriyor. Alttan bakın şuradan çıkıyor ve şu filtre elemanlarından sağda ve solda kahverengiyle gösterilen filtre elemanlarından şey geçiyor. Süzüntü filtrat geçiyor. Orada da kek oluşuyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Buradan karışım geldi. Bakın şuradan şu filtre ortamından geçti. Süzülen madde buraya geldi. Burada da sıvı içerisindeki istenmeyen katı parçacıklar bir katma meydana getirdi şurası. Buna biz filtre keki adını veriyoruz. Arkadaşlar filtrasyon düzenleri kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Süzgeçler ve filtreler olmak üzere. Süzgeçler basit olan evlerimizde kullandığımız işte mesela çay süzgeci, evde kullanılan büyük süt süzgeçleri olabilir veya unların elenmesinde kullanılan süzgeçler olabilir. Bunlar basit süzgeçler. İşte paslanmaz çelikten yapılır. Katı ve yarı katı maddeleri tutan düzenlerdir. Bunlar süzgeçler tıkandığında sökülüp temizlenir. Daha büyük parçacık tutmada kullanılan kaba bir filtrelerdir. Filtreler kadar hassas temizleme yapamazlar. Üzerinde tuttukları parça büyüklüğü 150 mikronla 0,15 milimetreye kadar değişir. İkincisi örneğin demişiz arkadaşlar. Çiğ sütün süt alım hattındaki ön filtrasyonunda taş parçalarının, saman, böcek ve benzeri iri taneli yabancı maddelerin telli, bezli ve delikli metal saçtan yapılmış kaba filtrasyon düzenleri yani süzgeçler yardımıyla tutulması buna örnek verilebilir. Burada da değişik tip bir süzgeç verilmiştir. Filtreler ise arkadaşlar daha hassas süzme yapabilen, temizleme yapabilen elemanlardır ve en çok kullanılan tiplerdir. Genellikle delikli metalden yani paslanmaz çelik zaten şunu unutmuyoruz. Gıdayla temas eden her ürünün paslanmaz çelikten yapılmış olması ya da işte sert plastik zarar vermeyen plastikten yapılmış olması gerekiyor. Daha küçük parçacıkları bunlar tutarlar. Filtrelerin ana elemanı filtre tablası dediğimiz tabla. Bunlar arkadaşlar asbest yani filtre tablaları. Filtre tablası dediğimiz sıvının esas istenen kısmın geçtiği ama istenmeyen kısmın tutulduğu elek kısmına biz filtre tablası diyoruz. Bunlar asbest olabilir, selüloz, kanaba benzeri geçirgen özellikteki dokuma materyalinden yapılmıştır. Ancak asbestler biliyorsunuz zararlı arkadaşlar. Bunların değişik işlemden geçirerek yapılması lazım ama asbestin adı bile itici geliyor. Onu hemen silelim burada. Filtre tablolarının 3 teknik özelliği vardır. Özgür sızma değeri, toplam süzme değeri ve filtrasyon etkisi. Özgür süzme değeri tablonun 1 metrekare yüzeyinden 1 saatte ve sabit basınç farkında geçen 20 santigrat derecedeki saf su miktarıdır. Birimi 1 bölü metrekare ve değeri de denizsel analog hesap bulunur. Toplam süzme değeri filtrenin tamamen dolmasına kadar 1 metrekare yüzeyden geçirebildiği filtrat miktarı, filtrasyon etkisi ve filtre edilen sıvı içindeki katı maddelerin arınmasındaki etkinlik derecesidir. Filtratta yani filtre edilen sıvı içinde kalan parçacıkların büyüklükleri ne kadar küçükse tablanın filtrasyon etkisi yüksektir denir. Filtre tablolarında neler aranır? Katı parçacıkları tutabilmeli, oldukça berrak ve parlak filtrat verebilmeli, tıkanmamalı, kimyasal ve fiziksel faktör ve kuvvetlere
ve çalışma koşullarına dayanıklı olmalı. Kolay yıkanabilir bir kek oluşturmaya uygun nitelikte olmalı. Pahalı olmamalıdır diyoruz. Bazı durumlarda arkadaşlar filtre tarafından tutulacak parçacıkların doğrudan filtre yüzeyinde birikerek süzme hızını azaltmasını engellemek için filtrasyon işleminde filtre tablaları ile birlikte yardımcı elemanlar da kullanılır. Bunlar filtre yüzeyindeki gözenekli bir filtre keki tabakası oluşturarak derinlemesine süzme yapan filtrelerde olduğu gibi parçacıkları içlerinde tutarlar. Süzüntüdeki herhangi bir molekülü tutma veya kimyasal etkileşime gibi istenmeyen bir duruma neden olmazlar. Bu amaçla arkadaşlar kizelgur, saf silika, perlit, bentonit, magnezyum karbonat, talk, selüloz, aktif karbon tozu ve lifler kullanılır. Kizelgura diatomit adı da verilir. Bunları arkadaşlar burada okursunuz. Bunların özelliklerini yazdım, buraya koydum. Evet, perlit, bentonit, magnezyum karbonat, talk, selüloz, aktif karbon tozu, kiler. Arkadaşlar şurada kizelgur filtreleri diye bir filtre kavramı var. Kizelgur kullanılan, yardımcı eleman olarak kizelgur kullanılan filtrelerdir bunlar. Ekonomik bir filtrasyon yapabilmek için filtre tablolarında yaygın olarak kullanılan yardımcı bir filtre elemanıdır. Yani bir şeyin şöyle diyeyim, filtre elemanına, filtre tablasının yanında bir de kizelgur ekleniyor. Ya da yukarıda saydığımız yardımcı maddeler eklenerek daha iyi bir süzme yapılması sağlanıyor. İşte kizelgurun uygulandığı ya da kullandığı filtrelerde kizelgur filtreleri adı veriliyor. Bunlar da temel esas filtre edilecek olan sıvıya sürekli ve belli oranda kizelgur katmaktır. Böylece kaba katı faz parçacıklar kizelgur tanecikler arasında yerleşerek filtre tablasının tıkanması önlenir. Bu işlemde kizelgurun kesiksiz ve belli miktarda verilmesi önemlidir. Kizelgur filtreleri çok çeşitlidir. En yaygın olanları da silindirik, delikli, metal elikli ve küresel çanak biçiminde olanlarıdır. İşte kizelgur yardımıyla filtrasyon bir filtre dokusu, metal elek, kanava ya da plaka. İki, filtrasyon yardımcı elemanı, işte içerisinde kullanılan kizelgur gibi yardımcı eleman ya da yukarıda saydığımız işte talk, killer gibi elemanlar. Üç, kizelgur ve katı parçacıkların oluşturduğu kek. Şurada bir kek meydana geliyor. Dört, tortu, yani kek dediğimiz tortu. Dört, kizelgur doze edilmiş ürün. İşte yani şöyle diyelim, filtre edilecek elemanın içerisine kizelgur ekleniyor. Bu şekilde daha iyi süzme ve kesiksiz bir süzme işlemi gerçekleştiriliyor. 5. Parlak ve berrak filtrat çıkışı. Şurada da işte filtrat dediğimiz esas istenilen öz su. Beyaz, berrak, öz su. Arkadaşlar filtreler nasıl, kaça ayrılıyor? Bunlar basınçlı filtreler ve vakumlu filtreler olarak ayrılabilir. Önce basınçlı filtreleri görelim. Genellikle gıda endüstrisinde kullanılan filtreler basınçlı filtrelerdir. Bunlar filtratın kesikli ve sürekli çıkışına göre iki gruba ayrılır. Kesikli çalışan filtrelerde ürünün erinmesi süreklidir. Ancak filtrenin temizlenmesi işlemi kesikli duruma çevirir. Yani burada ürün sürekli veriyorsun ama zaman zaman filtrelerin temizlenmesi gerekiyor. O nedenle durduruyorsunuz sistemi, filtreyi temizliyorsunuz, takıyorsunuz yerine tekrar başlıyorsunuz ve kesikli hale dönüştürüyor. Sürekli çalışan filtreler ise katı fazın atılması işlemi durdurmuyor. Yani orada sürekli çalışanlarda bir yandan temizlenecek ürün geliyor, bir yandan filtreler temizleniyor ve bir yandan temiz ürün çıkıyor. Onlarda hiçbir kesinti olmuyor.
kesinti olan, yani filtrenin temizlenmesi için sistemin durdurulması nedeniyle kesikli çalışan filtredir adını veriyoruz. Kesikli çalışan basınçlı filtre, viskozite yüksek olan sıvı gıdaların filtrasyonunda kullanılır. En yaygın kullanılanı plakalı ve çerçeveli pres filtreler ve kuvanlı yaprak basınç filtreleridir. Bu filtrelerde tutulan katı parçacıkların deşarjı atmosferik basınç üstündeki basınçla karşı karşıya olduğundan kesikli çalışırlar. Kesikli çalışan filtrelerde temizlik işlemi iş gücü gerektiren ve pahalıya mal olan işlemlerdir. Filtrasyon için basınca ihtiyaç vardır. İşte şurada plakalı ve çerçeveli bir fres filtre görüyorsunuz. Burada bir de gösterilen karışım girişi, iki pres kuvvetleri, üç filtrat çıkışı, temiz bir sıvı öz su çıkışı, dört ayırma odaları, şunlar 1, 2, 3, 4, 5 tane ayırma odası var. 5 filtre bezi, 6 filtre gövdesi ya da çerçevesi, 7 filtre plakası, şurada görülen filtre plakası, 8 filtre keki. Şu kırmızıya gösterilen de filtre keki. Burada çerçeveli ve plakalı pres filtrelerde çerçeve plakalar gösterilmiş. Burada çerçeveli filtre gösterilmiş, bir kesit alınmış burada. İşte şu filtre keki. Arkadaşlar burada şu filtre plakaları, bunlar birbirlerine bitişik çalışıyorlar. Diyelim ki belli süre çalıştıktan sonra bunlar birbirinden ayrılıyor. Yani şu kare görüyorsunuz. Şunlar filtre plakası dediğimiz kısımlar. Araları açılıyor. Arada oluşan bu filtre kekleri aşağıya düşüyor ve bu şekilde temizleme işlemi gerçekleşiyor. Bu da kesik çalışan çerçeveli ve plakalı pres filtre, işte şu pres filtre. Bakın burada her bir pres böyle çalışıyor. Sonra bunlar açılıyor. Arada oluşan kekler dökülüyor. Burada plaka ve çerçeve, işte plaka ve çerçeve. Bir plaka, bir çerçeve, bir plaka, bir çerçeve yerleştiriliyor. Kovalı yaprak basınç filtreleri, çerçeveli ve plakalı pres filtreleri kıyasla daha yüksek basınçlarla çalışabilen, yıkama işleminin daha kolay ve etkili olarak yapıldığı, dolayısıyla işçilikten ekonomi sağlandığı filtrelerdir. Bunlar da kovanlı yaprak basınç filtreleri. Evet. Burada düşey tip kovanlı yaprak filtre. Arkadaşlar bunlar yatay ve düşey olabiliyor. Yaprak ve basınç filtreleri. Yatay, bakın şurada yatay yaprak filtre. Burada da düşey yaprak filtre gösterilmiş. Burada biraz daha düşey tip kovanlı yaprak filtrenin daha renkli fotoğraf verilmiş. Bakın burada çözelti girişi demişiz. Buradan giriyor. Buradaki yaprak filtrelerden geçiyor. Ondan sonra şurada berrak öz su sıvı çıkışı yapılıyor. Üst kapak verilmiş. Titreşim düzeni ve kovan. Sürekli çalışan basınçlı filtreler. Bu tip filtrelere vakumlu filtreler de denir. Filtre plakalarının iki yüzü arasında vakum basıncı meydana getirilir. Basınç farkı ortalama 100 kilo paskal civarındadır. Filtre keki vakum basıncında değil de atmosfer basıncı altında alındığından bu tip filtreler sürekli çalışan olarak adlandırılır. Halbuki kesikli filtrelerde kekin temizlenmesi için basıncın azaltılması gerekir. Kesikli çalışan filtrelerde temizlik işlemi iş gücü gerektiren ve pahalıya mal olan işlemlerdir. Sürekli çalışan düzenlerde iş gücünden ekonomi sağlanmışsa da bazı durumlarda sürekli çalışanlarda da işlem maliyetinin arttığı görülür. Şimdi arkadaşlar kesiklerde sistem duruyor. Temizleme işlemi yapıyorsunuz. Bu size bir maliyet olarak geri dönüyor. Sürekli çalışan filtrelerde bu şey yok ama
Bazı durumlarda bunlar da ilave masrafa yol açabiliyor. Bu filtrelerde temizlik işlemi otomatik olarak yapılır. Kekin temizlenmesi için filtrasyona ara verilmezken kesikli çalışan filtrelerde kekin temizlenmesi için filtrasyona ara verilir ve işlem duraklatılır. Sürekli çalışan filtreler genelde 3 başlık altında incelenir. Bunlar tamburlu vakum filtreler, diskli vakum filtreler ve kalınlaştırıcı vakum filtreler. Tamburlu vakum filtreler, rotary drum filters, yatay konumda dönmekte olan bir tambur, ürün dolu tanka yarı daldırılmış durumdadır. Silindirik yüzey kanava benzeri bir filtre elemanı ile kaplanmıştır. Silindirik yüzey kesiklidir ve altında daha küçük çaplı ikinci bir vas vardır ya da tambur vardır. İki vas arasındaki radyal bölmelerin, şöyle diyelim, İki tamur arasındaki radyal her birinde çıkış boğazındaki döner vakfı açılan borular yerleştirilmiştir. Tambur ürün içine daldığında tambura vakum yollanır. Tanktaki ürün içine doğru girer. Kanavadan filtredilerek döner vakftan alınır. İşlem sürdükçe tamburun dış yüzeyindeki kanavanın üzerindeki katı parçacıktan oluştuğu kek tabakası ürün ayrıldıktan sonra su ile yıkanır ve kurutulur. Diskli vakum filtreler, tamburlu vakum filtrelerde olduğu gibi bir dizi seri bağlanmış disk sıvı içerisinde düşük hızda döner. Disk sayısı 14'e kadar çıkabilir. Her bir disk pizza parçası gibi bölümlere ayrılmış ve her bölümün merkezi çarka bir bağlantısı bulunmaktadır. Arkadaşlar bakın şöyle bir disk var. Disk şurada pizza parçaları gibi kalıplara ayrılmıştır. Bunların her birinin içinde bir tane şey vardır, boru vardır. O boru şu merkezi boruya bağlıdır. Merkezi boruya bağlıdır. Ve burada bu tambur dönerken disk şuradaki depo içerisinde bulunan karışıma dalar, karışımından alır yukarı şeyi karışımın içindeki ne diyelim keki ya da istenilen maddeleri buradan emer, yukarı getirir. Yukarıda şuradan anlık kek çıkışı dediğimiz yerde bir sıyırıcı ile alınarak kek buradan dışarıya gönderilir. Yani bu şekilde bunlar 14 tane kadar disk arka arkaya bağlanır ve karışımın içerisine dalar. Karışımın içerisindeki diskleri tutar. Yukarı ne yapar? Yukarıda bırakarak bunun temizlenmesini sağlar. Tabi burada karışıma dalan disklerin içerisindeki disklerin içerisinde vakum uygulanır. Bu vakum sayesinde pislikler, istenmeyen maddeler disklere yapışır ve yukarıdan o vakumu kaldırırsanız ve bir sıyırıcı yardımıyla da kek dışarı alınır. Kalınlaştırıcı filtreler çünkü bu düşük viskoz sıvılardan kısmen ayrım yaparlar. Bir taraftan temiz ve parlak sıvı faz çıkarken diğer taraftan yine sıvı faz ancak viskozitesi yüksek bir filtrat alınır. Konsantre ürün eldesinde kullanılır. Görünümü bir pres filtreye benzemesine karşın kalın ve berrak iki sıvı fazın çıkışı süreklidir. Birbirine kapanan iki filtre tablasında yine birbiri karşısına gelen sargı biçimindeki kanallar ürünün akışını sağlar ve ürün için uzun bir yol oluşturur. Ürün bu kanalları izleyerek bir tabladan çıkar, diğerine girer. İki tabla arasında bir filtre elemanı konulmuştur. Kalınlaşan fazın daha da kalınlaşması isteniyorsa filtrat ikinci bir düzenlikten geçirilir. Arkadaşlar geliyoruz sıkma presleme olayına. Mekanik ayırma sistemlerinden üçüncüsü sıkma preslemeydi. Birincisi santrifüjleme, ikincisi filtrasyon, üçüncüsü de presleme ya da sıkma ezme de deniyor bunlar arkadaşlar. Şöyle ezme de yazalım. Ezme de deniyor. Burada preslemede, ezmede ya da sıkmada parçalanarak, kıyılarak, kırılarak
boyutları küçültülmüş ya da pulperlerde yumuşatılmış ham maddenin içerdiği sıvı fazanın katı fazdan basınç uygulanarak ayrılmasıdır. Preslenmeye hazırlanmış, parçalanmış, kıyılmış olan meyveye mayşe adı verilir. Preslemenin temel esası ilgili ürünlerden yağın ya da meyve suyunun çıkarılmasına dayanır. Preslebe çoğunlukla boyut küçültmeyle yani size reduction'la kombine edilir. Yani presleme yapmak için arkadaşlar önceden ürün ezilir, kırılır, parçalanır. İçerisindeki hücrenin öz suyunun daha kolay çıkmasını sağlayacak şekle dönüştürülür. Yani şöyle düşünelim. Bir elmayı bütün olarak mı sıkarsanız suyunu çıkartırsınız yoksa parçaları ayırarak mı? Tabii ki ayırarak yaparsanız, preslerseniz daha kolay suyunu çıkartırsınız. Bunlar arkadaşlar meyve suyunun özellikle preslemede meyve suyu elde etmede kullanılır ve yağ çıkartmada kullanılır. Yani yağlı tohumlardan yağın çıkartılmasında, meyve sularında meyve suyunun alınmasında bu sıkma presleme işlemi tercih edilir. Yağın çıkarılmasında iki yöntem var. Birisi çözücü ekstraksiyon, solvent extraction, diğeri de sızma, ezme ya da presleme expression'dır. Çözücü ekstraksiyonu ya da solvent extraction nedir? Bileşiklerin nispi çözünürlüklerine göre ayrıldığı bir işlemdir. Bu arıtma yöntemi başka bir maddeyi çözme kabiliyetine sahip bir sıvı olan bir çözücü kullanmayı içerir. Solvent ekstraksiyonu parfümlerin ve bitkisel yağların işlenmesi de dahil olmak üzere birçok endüstride kullanılır. Aynı zamanda petrokimya arıtma endüstrilerinde de yaygındır. Solvent ekstraksiyonu tehlikeli kirleticileri çamur ve tortulardan ayırmak için de kullanılır. Bu özellikle tehlikeli atık üreticileri için yararlı olabilir. Çünkü çözücü ekstraksiyonu sonuçta arıtılması gereken tehlikeli atık miktarını azaltır. Çözücü ekstraksiyonu bir bileşiği yok etmez. Bunun yerine işlemin kullanıldığı sektöre bağlı olarak birkaç değerli fayda sağlayabilen bir işlem olan onu ayırır. Çözücü, çözülen maddeler olarak bilinen diğer molekülleri çözebilen bir moleküldür. Popüler çözücüler arasında su ve benzen, tetrakloroetilen ve terebentin gibi organik bileşikler bulunabilir. Arkadaşlar esas bizim konumuz olan sızma, sıkma, ezme ya da preslemede expression'da materyal önce küçük parçalara ayrılarak boyut küçültülür ve daha sonra materyal bir preste ezilerek içindeki sıvı faz iki kademede alınır. Bazen de tek aşamada hücre duvarı parçalanır ve sıvı alınır. Yani iki kademe de olabilir, tek kademe olabilir. Tek aşamada yapılan işlemde ekonomik yüksek kapasiteli ilk yatırım ve işletme masrafları hazır. Ancak bazı materyallerde sıvı fazla ayırmak için iki kademe gerekli olabilir. Örneğin fındık yağını çıkartmak istiyoruz mesela. Fındık önce parçalanır, sonra preslenerek yağ çıkartılır. Preslemede ısı uygulaması sıvı vistozitesini azaltır, nemi uzaklaştırır ve sıvının daha kolay ayrılmasını sağlar. Şarap yapımı için üzüm suyunun çıkarılması, elma ya da portakal suyunun sıkılmasında olduğu gibi preslemede acılaşma ve esmerleşme olmadan maksimum sıvının alınması gerekir. Bunun için basınç yavaş yavaş artırılır. Bir preste sıvı faz kapasitesini aşağıdaki faktörler etkiler. Nedir bunlar? Ham maddenin olgunluğu ve yetişme koşulları, hücre yapısının bozulma derecesi, mekanik deformasyona karşı materyalin direnci, basınç artış hızı, presleme süresi, uygulanan maksimum basınç, preslenecek materyal kalınlığı, sıvı ve katı sıcaklığı çıkarılmasının. Peki arkadaşlar ne gibi presler var? Presleme amacıyla kullanılan makinelere pres denir. Presi biliyorsunuz günlük kullanımda, günlük yaşantıda çok kullanılan bir kelime. Presler ezme ya da sıkıştırma esasına göre çalışır. Meyve suyu ve bitkisel kaynaklı yağ üretim tesislerinde kullanılır. Presler çok farklı şekilde sınıflandırılabilir. İşte basınçlarına göre mekanik, hidrolik, pneumatik ve beslendiği hazne biçimine göre sepetli,
bu paket sepet konumuna göre düşey ya da yatay. En fazla kullanılan çalışma ilkesine göre ise kesikli çalışan presler, yattık ve sürekli çalışan presler, arşimet vidalı, bantlı, bastı, ekranlı olabilir. İşte ekranda eksikli çalışan pres verilmiştir arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunlarda kesik çalışan preslerde ham madde partiler halinde beslenir. Preslenmeden sonra kalan posa boşaltılır ve yerine yeni bir parti konur. Daha çok meyve suyu üretiminde tercih edilir. Burada işte bir tane Wilmes ABC presi, Wilmes pneumatik pres, Butcher HP presi, bunlar kesikli çalışan presler. Sürekli çalışan presler de bu posanın alınması için işlemin durdurulmasına gerek yok. Bir taraftan mayşe, yani kırılmış ya da yumuşatılmış meyve pulpu, yağlı tohum verilirken, diğer taraftan posa, küsme, meyve suyu ya da ham yağ alınır. Sürekli çalışan presler arasında vidalı ve bantlı presler sayılabilir. İşte burada bir vidalı pres verilmiş. Burada da bir bantlı pres verilmiş. Tat fryer'ın etkileri, bunları görmüştük. Tekrar etmeyeceğim arkadaşlar. Sandviç sedimentasyon hızı görmüştük. Klarifikasyonu da gördük. Ama şöyle çok karşılaşacaksınız gıda işlemede. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Basit filtrasyondan geçmiş, yani süzgeçten ya da filtreden geçmiş, anafaz içindeki filtrelerin ayıramadığı katı, yarı katı veya yarı sıvı fazların santrifüj kuvvetiyle sürekli ayrılması işlemi, örneğin çiğ süt içindeki filtrelerin ayıramadığı sap, saman, taş ve topak parçaları ile meme hücreleri ve kan pıhtaları, yine ön filtrasyondan geçilmiş ham ayçiçek yağı, zeytinyağı ve balık yağındaki kirlilik öğelerinin ana fazdan ayrılması, vidalı veya merdanen preslerden geçirilmiş bulanık elma ekstrakının filtrasyonu birer klarifikasyon işlemidir. Klarifikasyon işlemini yapan cihazlara klarifikatör adı verilir. İşte burada ekranda bir klarifikatör görüyorsunuz. Burada da farklı klarifikasyon. Klarifikasyonu gördük, mekanik ayırmanın ilk şeyiydi. Santrifüj kuvvetinin ikisiyle ayırma yapıyordu. İşte klarifikatör ya da separatör de deniyor bunlara. Daha çok süt temizliğinde kullanılıyor. Burada örneğin süt girişi demiş işte. Şurada üst üste dizilmiş tabakalar var. Ayrılan separatör çamurları merkeze uzak yerde toplanıyor. Ortada da sütler toplanıyor. Temiz süt ve buradan süt alınıyor. Şuradaki tabakaların işte üst üste dizilmiş çanaklar ve üzerindeki çubuklar, tabakalar verilmiş. Burada da şöyle ince kanallar var arkadaşlar. Bu ince kanallar arasında temiz olan işte sıvı kısım çıkıyor. Akıyor. Separasyon, bunları gördük arkadaşlar. İşte evet, otomatik separatörler. Hermetik separatörler. Geliyoruz arkadaşlar, baktifikasyon. Bunu da çok duyacaksınız. Baktifikasyon nedir diyeceksiniz. Dendiği zaman sınavda çıkarsa mesela. Akışkan arkadaşlar fazda spor veya spor yapan bakterilerin baktofugatör olarak tanımlanan ve santrifüj kuvveti ilkesine göre çalışan çok yüksek devirli separatörler yardımıyla ayrılmasına biz baktofugasyon diyoruz. Burada önemli olan yüksek devir. Bakın çok yüksek devir. Yine separatör aslında ayırıyorsunuz. Separatörle ayırıyorsunuz ama separatör devri çok yüksek olunca ne yapıyor bu? Spor ya da spor yapan bakterileri de ayırabiliyor. Örneğin fermente süt ürünlerinde işlenecek olan süte normal olarak klarifikasyon ve standartizasyon işlemleri uygulandıktan sonra baktofugasyon da uygulanır. Bakın, bir klarifikasyon uyguluyorsunuz. Şurada gördük klarifikasyon arkadaşlar. Santrifüj kuvvetiyle bir ayırma yapıyorsunuz önce. Şurada bakın şöyle tarif ettik.
Şuradan satış kuvvetini ayırıyorsunuz. Önce bir klarifikasyon uyguluyorsunuz. Ondan sonra standartizasyon uyguluyorsunuz. Daha sonra da sonunda baktifikasyon uyguluyorsunuz. Sütten bu yolla ayrılan bakteri ve sporlardan oluşan artıda baktofugattedir. Baktofugat direkt buharla 130-140 derecede 3-4 saniye süreyle sterilize edip soğutulur. Yüksek devrim nedeniyle bu artık içinde sütten ayrılan bazı proteinler de bulunur. Bu nedenle sterilizasyondan sonra istenirse bu bölüm ana faza sütte tekrar karıştırılır. Arkadaşlar bakın, temel esas yüksek devirdir. Spor ya da spor bakterilerini ayırmak için. Fakat yüksek devirde ayırma ya tabi tuttuğunuz sütün içerisinde proteinler de ayrılır. Daha sonra siz ayırdığınız baktofugatı sterilize ediyorsun. Yani içerisindeki mikropları öldürüyorsun. Arta kalan proteinleri tekrar süte karıştırabiliyorsunuz. İşte mesela bazı şey diyorlar, işte sterilize edilmiş ya da UHT yapılmış sütlerin faydasının olmadığını, esas yararlı kısmın öldüğü söyleniyor. İşte buna dayanarak söylüyorlar. Yani baktofugasyon uygulandığı zaman yüksek devirlerde ne yapılıyor? İçerisindeki proteinler de ayrılabiliyor. Daha sonra bu ayrılan kısma baktofugat deniyor. Baktofugat deniyor. Bu baktofugatı 130-140 derecede 3-4 saniye süreyle sterilize ediyorsunuz. İçerisindeki sporları, mikropları öldürüyorsunuz. Proteinler kalıyor. O proteinler tekrar alıp süte karıştırmanız gerekiyor ya da karıştırabiliyorsunuz. Evet. Burada işte tek aşamalı baktofugatörün iç keseti demişiz. Burada arkadaşlar modern baktofugatörlerin tek ve iki fazlı olmak üzere iki tipi mevcut. Tek fazlı baktofugatörlerde çanakların üzerinde bakterilerden arındırılmış sütün çıktığı tek bir çıkış var. Burada baktofugat çanakların çamur boşluğunda toplanmakta ve anında dışarı boşaltılmaktadır. İki fazlı baktofugatörlerde ise çanakların üzerinde iki çıkış bulunmaktadır. Bunlardan birisi bakterilerden arındırılmış süt çıkışı, diğeri ise baktofugatın sürekli olarak ayrılmasını sağlandığı çıkıştır. Baktofugasyon işlem sıcaklığı ortalama 55-60 derecedir. Tek aşamalı baktofugatörün içinde meydana gelen ayırma işlemi aşağıdaki verilen basamaklar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bunları bakarsınız arkadaşlar siz. Bu arada A'da işte tek aşamalı bakın burada tek bir çıkış var. Bakterilerden aradığımız süt demişiz. Tek bir çıkış var. B'de iki aşamalı. Burada ise iki çıkış var. Bakın baktofugat ve bakteriden alınmış süt olmak üzere burada da iki çıkış var. Zaten şurada söyledik. Dedi ki iki fazla olanlarda çanakların üzerinde iki çıkış bulunmaktadır demek. Standartizasyon nedir peki? Dedi ki süte önce klarifikasyon uygulanır, sonra standartizasyon uygulanır, sonra da baktofugasyon uygulanır. Standartizasyon ise tüm süt ürünlerinde bulunması gereken yağ oranı arkadaşlar yasalarla belirlenmiştir. Örneğin ülkemizde içme sütleri yağ oranlarına göre yağlı süt en az %3 yağlı, yarım yağlı en az %1,5, yağsız da 1,5'tan az yağlı. Çiğ sütteki yağ miktarı genellikle süt ürünlerinde bulunması gereken miktarlardan daha fazladır. Bu nedenle süt ürünlerinde yasal olarak bulunması gereken yağ miktarını sağlamak için işlem görecek sütün yağ oranı belirli bir değere standartize edilir. Bu işlem sonucunda bir miktar krema elde edilir. Ayrılan krema genellikle tereyağı üretiminde kullanılır. Sütün yağ oranı yönünden standartizasyonda iki yöntemle yapılabilir. Yani standartizasyon demek arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Önce sütün yağını alıyorsunuz. Daha sonra şu yağlı, yarım yağlı, yağsız yapmak için bir miktarını süte tekrar katıyorsunuz.
Bu standartizasyon işlemi adı veriliyor. Separatörlere geldik. Bunları gördük arkadaşlar, separatörleri. Dekanterleri, siklon hepsini yukarıda zaten işlemiştik. Bunları geçiyorum. Bir membran filtrasyon teknolojisi var. Bunu da duyarsınız. Membran arkadaşlar iki faz arasındaki seçici bariyer. Yani bir nedir? Şöyle diyelim. Basitçe bir bez düşünün. Yani iki bariyer arasındaki basitçe bir bez düşünün. Bir membran ince ya da kalın olabilir. Yapısı homojen ya da heterojen olabilir. Taşıması aktif ya da pasif olabilir. Pasif taşıması basınç, sıcaklık veya konsantrasyon farkı ile ilerleyen olabilir. Ayrıca membran sentetik ya da doğal, nötral ve yüklü olabilir. Membran teknolojisi moleküler ve iyonik düzeyde ayrım yapabilen bir teknolojidir. Sıvılar birçok farklı molekül ve partikül boyutlarında bileşenlerden oluşur. Sıvıdan ayırmak veya konsantre etmek istediğiniz bileşenleri farklı boyutlarda gözenekte sahip membranları kullanarak tam olarak ayırmak mümkündür. Biz mesela yukarıda mekanik ayırmayı gördük. Bir de membran teknolojisiyle ayırma yöntemi var. Membran filtrasyon sıvıyı yarı geçirgen bir membran kullanarak iki akışkanı ayıran basit bir teknolojidir. Membranlar seçici geçirgen özellikte olup bir karışımda bazı bileşenlerin geçişine izin verirken diğer bileşenleri tutar. Basınç farkı membran gözenek boyutundan daha küçük olan bileşenleri membrandan geçmeye zorlar ve bu permeate süzüntüdür. Kalan bileşikler ise retentete, yani filtre edilmeyen kısım olarak kalır. Besleme akışı membrana paralel olarak hareket ettiği için proses süresince membran yüzeyinin blok olması engellenir. Bu işlem çapraz akış filtrasyon olarak bilinir. Membranlar arkadaşlar süt endüstrisinde yoğunlaştırma, standart hale getirme, ayırma, yağ giderimi, tutsuzlaştırma ve arıtım işlemlerinde gıda sektöründe ham maddeyi geri kazanımı üretimi, proteinlerin konsantre edilmesine, kimya, ilaç ve biyoteknolojik üretim proseslerinde yoğunlaştırma, proses verimlerinin artırılmasında, su arıtımı ve atık sulardan ürün eldesinde ve diğer pek çok işlemlerde kullanılır. Membran teknolojisi neleri kullanılır? İşte ters ozmoz, suyun uzaklaştırılması ile çözeltilerin konsantre edilmesidir. Peynir suyunun konsantre hale getirilmesinde ters ozmoz yöntemi kullanılır. Nanofiltrasyon, organik bileşiklerin sodyum ve klorür gibi monovalent iyonların uzaklaştırılması ile ortamın konsantre edilmesidir. Yine peynir suyunun kısmi desalinasyonunda kullanılır. Ultrafiltrasyon, UV, ortamda sadece çok olan makro moleküllerin konsantre hale getirilmesidir. Süt ve peynir suyundaki süt proteinlerinin konsantre hale getirilmesinde, peynir, yoğurt ve diğer ürünlerin imalatında kullanılacak sütün protein standartlarında kullanılır. Mikrofiltrasyon, bakterilerin uzaklaştırılması ve makro molekül ağırlıklı öğelerin ayrılması işlemidir. Yavan süt, peynir suyu ve salamuradaki bakteri sayısının azaltılmasında, peynir suyuyla taşınan yağın geri kazanımında, peynir suyu protein konsantratı ve protein fraksiyonu elmesinde kullanılır. Bu tekniklere sıvı ürün basınç altında bir membran filtreden geçirilmekte, farklı boyuttaki katı ve yarı katı bileşenler membranda tutulurken ayrılan diğer faz yani filtrat membran filtreden geçirilmektedir. İşte burada arkadaşlar membran teknolojisinin yöntemleri bize gösterilmiştir. Ters ozmoz, nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon. Burada mikron olarak da süzen madde miktarlarını veriyor burada. İşte mesela şöyle diyelim, basınç bar olarak mikrofiltrasyonda bir bardan küçükken ters ozmozda 60 bara kadar çıkarabiliyor. Ondan sonra por boyutları 10 üzeri 4 ile 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 3 arasında değişebiliyor. Bunlar da işte şu okla gösterilen geçirilen kısım. Bakın
Bunlar neymiş? Mesela bakteriler. Siyahla gösterilen bakteriler. Bakın, bakterilere geçirmiyor arkadaşlar. Hiçbirisi geçirmiyor. İkincisi protein. Bu proteini geçirmiyor, bu geçirmiyor. Mikrofiltrasyon proteini geçiriyor. Mikrofiltrasyon sadece neyi geçirmiyor? Bakterileri geçirmiyor, yağ geçirmiyor. Diğerlerin hepsini geçiriyor. Şey ise ters ozmoz ise sadece geçen aşağıya şey o protein oluyor. Diğerleri pardon su oluyor. Diğerleri hiçbiri geçmiyor. Burada özetlemiş arasındaki farkları. Membran filtrasyon sistemleri aşağıdaki gibi olabilir demişiz. Spiral sarılma sistemler, plakalı sistemler, borulu sistemler, silindirik fiberli sistemler olabilir. Yani membran teknolojisi esasına göre çalışan ve karışımı temizleyen, arıtan sistemler dörde ayırmışız. Spiral sarılımlı, plakalı, borulu, silindir fiberli. Burada spiral sarılımlı membran modülü, burada plakalı membran sistem modülü, burada borulu membran sistem modülü, burada da silindir fiberli olan gösterilmiş. Arkadaşlar geliyoruz karıştırma ve karışımlama. Gıda endüstrisinin üretim makineleri arasında yer alan karıştırma ve karışımlama makine ve ekipmanları işlemlere yardım etmek amacıyla kullanılan ve son üründe kaliteyi etkileyen önemli bir grubu oluşturur. Üretimdeki diğer işlemlerin çoğundan elde edilecek iyi sonuç, iyi bir karıştırma ya da karışımlama işlemi yapılmış olmasına yakından bağlıdır. Karıştırma ve karışımlama nedir? Aslında biz genelde ikisi için karıştırma anlamı, karıştırma kelimesini kullanırız ama aslında bu temel bazı farklılıkları var. Karıştırma agitating İngilizce'de karşılığı. Kap içindeki bir fazın içeriden ya da dışarıdan bir etkiyle dairesel hareket şeklinde tanımlanabilir. Tereyağı üretiminde kullanılan döner tip modern konik silindirik yayıkların sütü çalkalaması, silo tanklarda duran süt, şeker şurubu ve yemeklik yağ gibi ürünlerin homojenliğinin bozulmaması için sürekli karıştırılması gerekir. Karışımlama da ona İngilizce'de mixing ya da blending deniyor. Öyle ayırmışlar. Mixing ya da blending. Biz aslında normalde mixing ya da blending ya da yine karıştırma diyoruz uygulamada. Karışımlama çoğu kez karıştırma birim işleminden hemen sonra yapılan. Yani önce karıştırma yapıyorsunuz, daha sonra da karışımlama yapıyorsunuz. İki ya da daha çok fazan içeriden bir etkiyle hareket ettirilerek birbirleri içine dağılması, bir başka de işte heterojen yapının bozulması ve tek düze bir karışım elde edilmesidir. Eritme peyniri, krem peynir mesela, dondurma, çikolata mikserleri, miksleri ve fırıncılıkla ekmek, bisküvi, peksimek, kraker ve benzeri ürünleriyle ilgili hamurların hazırlanması gibi işlemlerde karışımlama kullanılıyor. Karışımlama işlemi uygulamaları özellikle yabancı dillerde birbirine karşılaşan en az iki fazın ya da kendi aralarına karışan fazların homojen yapılarına bağlı olarak çeşitli işlemler için farklı terimlerde tanımlanmaktadır. Örneğin iki fazın boyutlarının küçültülerek karıştırılması, iki fazın boyutlarının küçültülerek karıştırılması, blending, kneading, mulling, milling, işlem sonunda ürüne yeni bilinçleri kazandırılması, blending, ürünün dispers hale getirilmesi, dispersing ve çalkalama, shaking gibi, şekerin çay içinde kaşıkla karıştırılarak stirring eritilmesi bile bu tür karıştırma anlamı taşır. Bu bölüme ilişkin açıklama değil, kolay sağlamak üzere karıştırma terimi kullanılacak. Yerine göre de karışımlama terimine de yer verilecektir. Diğer boyut küçülterek karışımlama kapsamı parçalama, kraşik ya da öğütme, gridik, maling, miling işlemlerle ilgili kullanılan makineler boyut küçültme makine bölümünde incelenmiştir arkadaşlar. Karıştırıcılar pervane, bıçak, parmak, palet, kanat ve türbünden meydana gelir. Şurada şöyle demişiz. Yabancı değilsiniz arkadaşlar bu karıştırma işlemine. İşte bir tank var, değil mi? Karıştırmada tank tipleri var.
silo tank tipleri var. Şöyle karıştırıcılar var. Karıştırıcılar sıvı yönünü oluşturdukları akıma göre ikiye ayrılırlar. Karıştırıcı şaftına paralel akım oluşturumlara üst akım karıştırıcılar, karıştırıcı şaftına tesisel ya da yarıçap yönünde sıvı akım oluşturumlar ise merkez kaç akım karıştırıcı adı verilir. Karıştırıcılar pervaneler, çarklar ve türbin karıştırıcılar olan üçe ayrılabilir. Burada pervane tipleri görüyorsunuz. Burada çarklı karıştırıcıları görüyorsunuz. Çarklar yani. Burada da arkadaşlar türbinli karıştırıcıları görüyorsunuz. Evet, şöyle bunları yavaş yavaş geçelim. Geliyoruz arkadaşlar boyut küçültme makinalarına. Boyut küçültme, size reduction, gıdaların çarpma, vurma, sıkıştırma yani ezme, kesme ve sürtme yani ovalama etkisiyle daha küçük parçalara dönüştürme işlemidir. Yani gıdaların çarparak, sıkıştırarak, keserek, sürterek daha küçük parçalara ayrılması işlemine boyut küçültme adını verilir. Katı veya yarı katı maddelerin boyutunun küçültülmesinde sıkıştırma ya da ezme, vurma, sürtme ya da ovalama ve kesme işlemleri kullanılır. Boyut küçültmenin faydaları aşağıdaki gibi sıralanır demişiz arkadaşlar. Onlara bakarsınız siz. Boyut küçültme işlemi katı parçacıklı parçaların boyutlarının küçülmesi, yarı katı parçaların boyutlarının küçültülmesi, sıvı içindeki yarı katı sıvı ve karıştırılma parçaların boyutlarının küçülmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Boyut küçültme makinaları 4 grupta incelenir. Bunlar kırıcılar, öğütücüler, ince öğütücüler yani değirmenler ve kesme makinaları ya da doğrama makinaları. Demek ki boyut küçültme makinalarını 4'e ayırıyoruz. Kırıcı, öğütücü, ince öğütücü ya da değirmen ve kesme makinesi ya da doğrama makinesi. Gıda işlemede en fazla öğütücüler kullanılır arkadaşlar. Yani değirmenler kullanılır. En yaygın kullanılan ince öğütücüler ise arkadaşlar nelerdir? Bunlar bilyalı, çekişli ve vaslidir. İşte burada bir bilyalı değirmen görüyorsunuz. İçerisine öğütülecek ürün ve 2,5 ile 15 santimetre çapında çelik bilyaların konduğu yatay dönük bir silindirik gövdeden oluşur. Gövde döndürülerek ürünün ve bilyaların yüksekten düşmesi sağlanır. Tahıllarla uğraşan işletmelerin konusunu oluşturan ince öğütücüler ürünü toz haline getiren makina ve düzenlerdir. Gıda boyaları gibi ince partikülü ve toz halinde ürünlerin üretiminde tercih edilirler. Burada da çekişli bir değirmen görüyorsunuz. Bir mil etrafına sabit ya da oynak bağlanan çekiş şeklindeki vurma elemanları yüksek devirde öğütülecek ürüne çarptırılır. Çekişli değirmenler daha çok baharat ve şeker gibi kristal yapıdaki veya likli gıdalarda yaygın olarak kullanılır. Burada da vasi değirmenler var arkadaşlar. Birbirine zıt yönde dönen iki vasiten oluşabileceği gibi tek vasıta olabilir. Tek vasıtada gıda sabit bir alan ve yüksek hızla dönen bir vas arasındaki ayarlanabilir bir aralıktan geçer. İki vasli tipte materyal vasler arasından geçirilerek parçalanır. Vasli değirmenler ya da tamurlu ya da silindirli de denir bunlar arkadaşlar. Yaygın olarak buğday öğütümünde kullanılır. İki ya da daha çok sayıda paslanmaz çelik vas birbirine doğru döner ve gıda parçacıklarını vasler arasındaki boşluktan dışarı atarlar. Yarı kıta katı maddelerde boyut küçültme. Evet. Kopmaya dayanıklı ve esnek yapıda olan et, meyve ve sebzeler gibi yarı katı gıdaların boyutlarını küçültmek için sıkıştırma, kesme, parçalama ya da yırtma işlemlerini birisiyle ufalayan makinelere kesme makineleri denir. Dört grupta incelenebilir. Bunlar
dilim ve pul getirenler, küp yapanlar, şerit yapanlar ve pulp yapanlar olmak üzere dört ayrı. Şu arkadaşlar, şu gördüğümüz aslında, onu yazmamışız buraya. Katı parçaların boyutlarının küçültülmesinde diyelim. Şuraya katı parçaların boyutlarının küçültülmesinde gıda işlemleri en fazla, evet, kullanılan makine bunlar. Üç ayırdık. Yarı katılarda ise hangisi kullanılır? Dip ve pulp haline getirenler, flaking yapanlar, küp yapanlar, şerit yapanlar ve pulp yapanlar. İşte burada dilim ve pul haline getiren makinalar yüksek hızlı olup çoğunlukla salam ve benzeri gıdalar ile gofret gibi ürünleri kesmede kullanılır. Ayrıca peynir, pizza harçları, pişmiş et, salatalık ve domateslerin kesilmesinde de tercih edilir. İşte dilimleme makineleri, erişte makarna makinesi, dilimleme makineleri burada gösterilmiştir. Küp yapan makinelerde sebze, meyve ve etler küp şekli verilmek üzere önce dilimlenir, daha sonra da döner bıçaklar ile şeritler haline getirilir. Elde edilen şeritler izleyen periyotta birinci aşamaya göre 90 derece açılı olan ikinci bir döner bıçak setine iletilerek burada şeritler küp şekline dönüştürülür. İşte küp yapan makina, burada küp şeker makinası verilmiş. Pulp yapan makinalar meyve ve sebzelerden mayış eldesinde, yemeklik yağ üretiminde, püre ve et imalatında ön işlemlerde kullanılır. Silindirik yatay bir gövde içinde yine yatay konumlandırılmış yüksek devirde dönen bir şaftın üzerine uçları sertleştirilmiş çelikten yapılmış bıçaklar yerleştirilmiştir. Her bıçağın karşısında gövde üzerinde bir bıçak yastığı konulmuştur. Bıçak uçları ile bıçak yastıkları arasındaki boşluk ürünün istenilen boyutta indirgenmesi amacıyla ayarlanabilir. Evet. Geliyoruz sıvı gıdalarda boy küçültme. Bunlar emulsifikasyon ve de homojenizasyon deniyor. Emulsifikasyon dispers fazı sürekli faz içinde çok küçük damlacıklar halinde bulunacak şekilde birbiriyle karıştırılamayan iki veya daha fazla fazın kararlı bir emisyon oluşturmasıdır. Her iki operasyonda gıdaların işlevsel özelliklerini ve tüketim kalitesini iyileştirmek için kullanılır. Bu işlemlerin gıdanın beslenme değeri ve raf ömrü üzerine çok veya az hiçbir etkisi yoktur. Homojenizasyon nedir arkadaşlar? Bu da birbiriyle karışmayan iki sıvının yoğun karıştırma, çalkalama ve parçalama ile oluşan heterojen yapıdaki yeni karışımına emisyon denir. Örneğin süt doğal olarak emisyon halindedir. Emisyonu oluşturan sıvılar önlem alınmadığında kısa sürede kendi aralarında birleşerek ayrılır. Nektar tip meyve suyunda olduğu gibi emisyon durumunun uzun süre bozulmadan kalması istediğinde karışıma emülgatör adı verilen üçüncü bir sıvı ilave edilir. Ya da karışımdaki sürekli olmayan ayrılma hızı tanecik çapının karesiyle doğru orantılı olduğundan tanecik çapının küçültülmesiyle de emisyon stabilitesi korunabilir. Burada ayrıntılı açıklamışız. Homojenizasyonu etkileyen faktörler var. Ve bir homojenizatör var arkadaşlar. Homojenizasyon yapılmasında kullanılan makinalara homojenizatör denir. Homojenizatörlerde sıvının iletimi için plancerli ya da pistonlu pompalar kullanılır. Homojenizatör memelerinin ön ve arka kısımlardaki basınç farkı 150 bara kadar çıkabilir. Homojenizatörler gıda ürünlerindeki partikülleri parçalamak homojenize etmek üzere tasarlanmıştır. En çok kullanılan alanı süt, kreme ve yoğurt işletmeleridir. Homojenizasyon uygulaması ürünlerin tüketim özelliklerini iyileştirmekte, ürün kalitesi düzeltmekte, çıkan ürün miktarını ve ruh ürününü artırmaktadır. Homojenizasyon işlemi kullanılan homojenizatörler 5 grup altında toplanır.
yüksek hız karıştırıcıları, basınçlı homojenizatörler, koloid öğütücüler, ultrasonik homojenizatörler, hidrolik kesme ve mikro akışkan yatak homojenizatörler. Isıl işlem makineleri, arkadaşlar burada bırakalım. Işıl işlem makineleri diğer videoda şey yapalım. Diğer derste işleyelim. Bir sonraki derste